Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz efendim. Hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum. Bu hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Başkent Kulisi'nin konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl geçti? Korona günleri nasıl geçiyor tabii aynı zamanda devam eden bir süreç. Kendiniz için, yani şahsınız için nasıl geçti bu süreç? Öncelikle herkese hayırlı sabahlar dileyerek başlayalım. Bugün Babalar Günü. Bütün babaların da Babalar Günü'nü tebrik ediyoruz. Tabii korona süreci, şahsımızla ilgili konular var, hükümetimizle ilgili konular var. Eğer şahsımızla ilgili dersek biraz daha tabii Ankara merkezli çalışmak mecburiyetinde kaldık. Normalde çok sahada hareket eden, sahaya giden, birebir temas eden bir bakanlığız biz. Reel sektörle birebir ilişkiliyiz. Normalde de çok severim sürekli alanda olmayı. Ama bu dönemde artık hem Ankara'da daha fazla vakit geçirdik, hem de işlerimizi online bağlantılarla yapmaya çalıştık. Biraz evimize vakit ayırabildik. Her akşam çünkü eve gidiyorduk. Dolayısıyla bu süreci gene en verimli şekilde, hem neler yapmamız gerek, bu virüsle mücadelede nasıl daha etkin olabiliriz, hem bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık, hem de virüs sonrası döneme ilişkin hazırlıklarımızı yaparak geçirdik. Evet. Dolayısıyla ama virüs sonrası dönemde normalleşmeyle birlikte yine tekrar hızlı bir şekilde sahalara döndük. Eskişehir'deydik, dün İstanbul'da programlarımız vardı. Bu önümüzdeki süreci de en güzel şekilde yürütmek için gayret ediyoruz. Sizin için dışarıdan atom karınca benzetmesi yapılır, sürekli bir koşturmacı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'yla yıllarca o koşturmacanın içinde yer aldınız. Dolayısıyla antrenmanlısınız. Yani karınca kısmı doğru olabilir. Biraz şişman bir karınca ama atom kısmını bilmiyorum. Evet. Peki şimdi birazdan geleceğim. Bu tabii korona sürecinde de sizin başından itibaren, hani aşağı yukarı 2 yıldır bakanlık yapıyorsunuz. Böyle yerlileşme, millileşme üzerine bir yoğunlaşma. Hani Mustafa Varank deyince işte sık sık kameraların karşısına geçip şunu bulduk, bunu icat ettik, şurada şu yerli üretim karşımıza çıktı. Bunlar benim ilk aklıma, zihnime gelenler bunlar oluyor doğrusu. Hani şöyle bu yerli üretim meselesi, yerli üretim konusunda gerçekten iyi bir mesafe kat ettik mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soruyla başlamış olduk. Aslında çok detaylı, üstünde çok uzun süre konuşabileceğimiz bir konu. Kendi kendine yetebilmek, kendi kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanabilmek aslında sürdürülebilir kalkınma için, refahı toplumun tüm katmanlarına yayabilmek için oldukça önemli bir mevzu. Bu virüs süreciyle birlikte aslında kendi kendine yetebilmenin de ne kadar değerli bir iş olduğunu da tekrar yaşayarak öğrenmiş olduk. Önümüzde çok dünyada global kötü örneklerle karşılaştık. En basit malzemelerin bile üretiminde sıkıntı çeken ülkeleri gördük. Bu kendi kendine yetebilme ve dışarıya bağımlı olmama meselesi birkaç husustan dolayı çok önemli. Öncelikle kritik alanlarda üretim yapabiliyorsanız, dışarıya bağımlılığınız fazlaysa burada sıkıntılar yaşama ihtimaliniz zor zamanlarda çok muhtemel. Vermiyorlar çünkü, değil mi? Yani bunun politik sebepleri de olabilir, vermemek gibi, ya da Covid sürecinde gördüğümüz gibi tedarik zincirleri tamamen kopabilir. İstesen de alamıyorsun. İstesen de iş yaptığınız şirkete ulaşamayabilirsiniz. Dolayısıyla dışarıya bağımlılığı azaltmak, özellikle kendi kendine yetebilmek gerçekten çok değerli bir husus. Bu manada eğer siz bir denge yakalamak istiyorsanız, yani ülkeniz kaynaklarıyla kendinize yetebilmek istiyorsanız, dışarıdan girdileri azaltmak istiyorsanız, böylece daha değerli bir ekonomi oluşturmak istiyorsanız, kendi kendine yetebilme hususu çok önemli. Biz bu dönemde bunları sık sık gündeme getiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz?
aslında Türkiye'nin kendine biraz daha cesaretle yaklaşması lazım. Türk insanının kendine güven duyması lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 senede gerçekten çok değerli bir altyapı kurduk. Biz Türkiye bir sanayi ülkesi. İhracatının %90'dan fazlası sanayi ürünlerinden oluşuyor. İmalat sanayinin milli gelirdeki oranı 2002 yılında 16.9'dan şimdi 19'lar seviyesine çıkmış. Biz bunu 2023 yılında %21 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği bu altyapının üstüne ve yine sıfırdan adeta inşa ettiği diyebileceğimiz araştırma geliştirme ekosisteminin üstüne artık Türkiye birçok kabiliyet geliştirmiş oldu. Birçok ürünü kendi kendine geliştiriyor, üretiyor oldu ve bunları katma değerli bir şekilde, yani kendi know-how'ını, kendi bilgisini içine katarak üretebilir seviyeye geldi. Biz de bakanlık olarak aslında Türkiye'nin geldiği bu noktayı biraz kamuoyuna göstermek istiyoruz. Ben çok sık saha ziyaretleri yapıyorum, dediğim gibi şirketleri ziyaret ediyorum. Benim bile yani bilmediğim konuları gördüğümde ne kadar mutlu olduğumu belki izleseniz, beraber bir gezi yapsak siz de şaşırırsınız. Çok memnun oluruz. Dolayısıyla Türkiye bu alanda gerçekten bir noktaya geldi. Bu tabii bugünden yarına olan bir konu değil. O 18 yılın üstüne koyduklarımızla bir noktaya gelebiliyoruz. Savunma sanayini ele alalım. Savunma sanayinde biliyorsunuz özellikle bu dış yurt dışı kısıtlar manasında en önemli sektörlerden bir tanesi. Çok kritik parçaları size hiçbir sebep olmadan gizli veya açık ambargolarla vermeyebiliyorlar. Ve Türkiye bu kadar gelişmiş bir ekonomi olmasına rağmen G20 ülkeleri arasında dünyanın 17. büyük ülkesi olmasına rağmen bizim zamanımıza kadar kendi tüfeğini bile, kendi özgün tüfeğini bile üretebilmiş bir ülke değildi. Bunun için ne gerekiyor? Biraz cesaret gerekiyor. Bu kurulu altyapıyı harekete geçirmek gerekiyor. Yoksa Türkiye'de silah sanayi geçmişten beri işte Karadeniz bölgesinde zaten bir zanaat oluşmuş. Bu kabiliyetlerimiz var. Ama kendi özgün milli tüfeğini bile geliştirememiş. Bu en basit örneklerden. Biz şu anda savunma sanayinde yerlilik oranlarını %20'lerden %70'lere çıkardık. Ama buna rağmen hala özellikle parça bazında, komponent bazında, kritik malzemelerde dışarıya bağımlılığımız olan hususlar var. Ve bunlarla ilgili biz çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Bütün kurumlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatla, eğer biz bir ürünü üretebiliyorsak bundan sonra dışarıdan almayacaksınız talimatı üzerine, her şeyde, her alanda kendi kendine yetebilmek için gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla Türkiye şu anda yerli ve milli üretim anlamında önemli seviyelere geldi. Ama bunun ötesine geçmemiz lazım. Eğer biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapacaksak, hem kendi kendine yetebilen olmalıyız, hem de söylediğimiz gibi kendi bilgimizi, kendi inovatif üretim süreçlerimizi ürünlerimize aktararak katma değerli ürünler üreterek bizim ekonomimizi büyütmemiz gerekiyor. Bu alanda da biz büyük bir gayret gösteriyoruz. Şimdi zaten gelişmiş ülke standardına ulaşmanın yolu da buradan geçiyor galiba. Katma değeri yüksek ürünlere sahip olmak. Hani şöyle söylenir, bir kamyon domates işte şu telefon kadar yetmiyor. Evet. Hani katma değeri yüksek ürün nedir derken herhalde böyle bir teşbih yapılabilir. Bu anlamda... Ama domates olmadığında da aç kalıyorsunuz. Eyvallah. Önce tabii kendi kendine yeten bir ülke olmak. Şimdi bu hususta belki biraz konuşmamız lazım. Ne gördük dünyada? Maske savaşlarını gördük. Nedir bu maske? Aslında çok basit. İki farklı kumaştan oluşan, bunları bir araya getirdiğiniz bir ürün. Çok ucuz bir ürün. Ama dünyanın gelişmiş ülkeleri dahi o ürünü bulamadığında bunun ne kadar değerli olduğunu görmüş oldular. Bu manada Türkiye'de mesela hiçbir problem yaşamadı. Dolayısıyla evet, biz
temel üretimlerimizi yapabilmeliyiz. Hiçbir hususta dışarıya bağımlı olmamalıyız. Ama dediğiniz gibi katma değer oluşturacak şekilde de çalışmaya devam etmeliyiz. Bu manada hem hükümetimizin diğer kurum ve kuruluşlarında bu bilinç oluşmaya başladı. Hem de özelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, çünkü biz üretimden bizzat sorumlu bir bakanlığız. Biz katma değerli üretimi arttırmak üzere bu dönemde çok yeni programlar ilan ettik. İşte teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle cari açık verdiğimiz alanlarda çok değişik ve çok faydalı bir teşvik modeli geliştirdik. İnsan kaynağını geliştirmek için yurt dışından çok değerli bilim insanlarımızı çekecek programlar ilan ettik. Ve bunların tamamında da çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah biz ülkemizin katma değerli üretimle ekonomisini büyüttüğünü görebileceğiz. Bunun bir ölçüsü var. Yani Türkiye'nin şu andaki ihracatının kilogram başına değeri 3,5 dolar. Ama biz 1000 dolarları yakaladığımız ürünler de var. Nedir bu? Bugün işte bir insansız hava aracını ihraç ettiğinizde o rakamları yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz dediğimiz gibi inovasyonla, katma değerli üretimle inşallah bundan sonraki dönemde... Bu bir süreç meselesi herhalde. Tabii ki. Yani bu bugünden yarına olabilecek bir husus değil. Dediğim gibi insan kaynağınızı çok geliştirmeniz gerekiyor. Altyapıları kurmanız gerekiyor. Girişimcilik ruhunu topluma yaymanız gerekiyor. Bunların tamamını beraber ele alıp daha sonra bu neticelere ancak ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi o şey konusundaki araya girmeniz önemliydi aslında. Yani bu Covid sürecinde domates, bir kamyon domates deyip onu küçümsememek gerekiyor. Doğru. İşte böyle zamanlarda anlaşılıyor. Maske örneğiniz de o anlamda değerli oldu. Ama tabii kapasiteyi artırmak için, zenginleşmek için de bu katma değerli ürün, yüksek teknolojili ürünler değil mi? Bu yüksek teknolojili ürünlerde mesela ihracattaki payı Türkiye'nin artmaya başladı mı? Benim bildiğim çünkü %3'ler civarında falan bir oran söz konusuydu. Hani ben gidişatı görme açısından bunu biraz soruyorum. Bu anlamda bir ilerleme kaydedildi mi? Ya işte demin İHA'lar ve SİHA'lar örneklerini verdik. Bunlar sadece bir örnek. Evet, biz özellikle fırsat penceresi olan alanlarda eğer bir ürün geliştirebiliyorsak, piyasaya girebiliyorsak ve kendi özgün teknolojilerimizle, inovasyonumuzla girebiliyorsak tabii ki bu alanlardaki gelişmeyi yakalamış oluyoruz. Yani bunun örneklerini ben sizlere verebilirim. Dediğim gibi savunma sanayinde önemli bir ihracatçı konumundayız biz artık. İHA'larla, SİHA'larla sadece bunların ticaretini yaparak değil, sahada bunları kullanma kabiliyetimizle dünyada örnek gösterilen... Libya'da dengeleri değiştirdi şu an. Dünyada SİHA'da savunma konseptinin değiştiren bu İHA'ların ve SİHA'ların aktif alanda kullanılmasının getirdiği neticeleri ele alan yüzlerce makaleler yazılmaya başladı. Ben bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Beyaz eşyayı ele alalım. Türkiye Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi, dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi. Ama eskiden Türkiye beyaz eşyayı ne yapıyordu? Çok temel beyaz eşya üretimi vardı. Bazı markaların sadece taşeronluğunu yapıyordu. Ama artık öyle şirketlerimiz var ki Ar-Ge'ye devletimizin verdiği teşviklerle öyle yatırımlar yaptılar ki artık kendi tasarımlarını yaparak çok rahat, çok yeni ürünler, inovatif ürünler tasarlayarak bunlara çok daha katma değerli bir şekilde yurt dışına satabiliyorlar. Atıyorum, bunu örnek olarak vereceğim. Bir buzdolabınız var. Bunu sadece ürünlerinizi soğutmak için, işte yiyecekleriniz bozulmasın diye de satabilirsiniz. Ya da buzdolabınıza eklediğiniz bir eklentiyle işte içerideki yumurta sayısı 3'e düştü. Akşam cep telefonunuza bir mesaj gelip dolapta 3 tane yumurta kaldı. Markete uğrayıp yumurta alabilirsin mesajı gelen bir buzdolabı da tasarlayabilirsiniz. İki buzdolabını karşılaştırdığınızda elbette diğeri daha katma değerli, daha fazla kar tasarlayabiliyor muyuz şimdi onu? Tabii, çok basit. Bunları yapan,
bu tip işler yapan... Akıllı buzdolabı mı? Akıllı buzdolabı, evet. Şimdi, ürünlerimiz, şirketlerimiz var. Evet, şimdi bu korona, COVID-19 sürecinde de yeni bir takım sizin üzerinizden hamleler oldu. Bir solunum cihazı, yerli solunum cihazı üretildi. Sonra bu ihraç edildi. Bir arkadaşlar getirebilirse eğer... Brezilya'ya galiba yüklü bir miktarda bir ihracat oldu ve Brezilya'dan bir tweet atıldı. Orada ilgili bir kişi tarafından. Sonra siz de bunu paylaştınız. Bu tweet'i arkadaşlar bir getirebilirse benim için çok ilgi çekici olmuştu bu tweet. Evet, diyorsunuz ki Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede Made in Türkiye yazısını görmek, yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek sizce de gurur verici değil mi? Kim bu Doria? Bu São Paulo valisi Brezilya'da. Evet. Ben bilmiyordum bunu. Şimdi biliyorsunuz şu anda salgının en sert vurduğu yerlerden sert vurduğu biri, ülkelerden bir tanesi Brezilya. İhraç ettik. Şu anda hala siparişler devam ediyor. Burada bir işte São Paulo valisinin bir yabancı devlet adamı bizim onlara gönderdiğimiz ürünü gururla halkına gösteriyor ve diyor ki hastanelerimize biz bunu artık verdik. Yani bu salgınla mücadelede biz daha başarılı bir şekilde süreci yönetebiliriz. Vatandaşlarımızın sağlığıyla ilgilenebiliriz. Burada bir yerde yazıyordur. Made in Türkiye. Made in Türkiye biraz aşağıda yazıyor. Evet. Şimdi Covid sürecini sormuştunuz. Evet. Covid sürecini birkaç açıdan ele almamız gerekebilir. Hem getirdiği fırsatlar açısından hem de Covid sürecinin dünya ekonomisini etkileme biçimi olarak. Biraz önce bahsettik kendi kendine yetebilir olmaktan. Covid süreci aslında dünyanın daha önce hiçbir şekilde yaşamadığı bir tecrübeyi dünyaya yaşattı. Tedarik zincirleri tamamen koptu. Talepler tamamen sıfırlandı ve dünyadaki hareketlilik tamamen durdu. Bu dünya ekonomisini aslında yani nasıl bir tren son hızda girerken acil durum frenini çektiğinizde bir anda durur. Bu dünyada bu etkiyi oluşturdu. Dolayısıyla ülkeler artık bir takım kararlar almak zorunda, bir takım tedbirler almak zorundaydılar. Bunlardan bir tanesi tabii ki en temel ihtiyaçlarını kendi kendine dediğimiz gibi karşılayabilmek. Ben bugün size bir tane de ürün getirdim. Bu ne tedarik diyorsun? Zincirlerinin nasıl çalıştığıyla ilgili. Bu şu çamaşır tozu mu? Bu bir deterjan. Deterjan, evet. Türkiye'de global bir markanın ürettiği deterjan. Normal şartlarda bu firma bunu çok rahat bir şekilde Türkiye'de üretiyor. Hem de yurt dışına ihraç eden bir global marka. Ama bunun içinde bilmiyorum kamera görebiliyor mu? Görüyor, evet, evet. Küçük renkli taneler var. Evet. Bunlar farklı kimyasallar ve bu firma bu kimyasalları Çin'den getirtiyormuş. Ama Covid süreciyle birlikte tedarik zinciri koptuğu yani lojistik çalışmadığı için bu kimyasalları getirememeye başlamış ve dolayısıyla siz... Onlar olmayınca deterjan olmuyor mu? 10 milyonlarca dolarlık tesisler kuruyorsunuz deterjan üretmek için ama içindeki o küçücük renkli toplar, kimyasallar olmadığı için tesisinizi tamamen durdurmak zorunda kalıyorsunuz. Ne oldu sonra? Peki ne yapmış bu firma? Türkiye'de kimya şirketlerini gezmişler. Ve bakmışlar ki aslında Türkiye'de bu kabiliyet var. Bir yerli firmayla anlaşmışlar. Onlar da bu kimyasalları, farklı etkileri olan kimyasalları çok basit bir şekilde üretip hem de global tedarikçi olacak seviyede üretip bu ürünlerinde bunları kullanmaya başlamışlar. Demek ki şimdi burada kıssadan hisse de var. Burada kıssadan hisse. Demek ki gerek yokmuş Çin'den almaya. Yokmuş. Tabii bunu iki açıdan değerlendireceğiz. Konuyu çok dağıtıyoruz ama. Bir daha ama gösterebilir misiniz? Onlar o deterjanın konuyu, içindeki. Evet. Ama güzel bir hikaye bu. Deterjanın içindeki küçük toplar. Evet. Sağ elinizde deterjanı tutuyorsunuz. İçinde kamera arkada. Burada içindeki toplar. Evet gözüküyor ben şu anda ekrandan da görünebiliyor. O küçük renkli toplarda. Şu küçük renkli toplar Çin'den gelmediği için. Bu deterjan olmuyor öbür türlü. Onlar yani gelmeyince. Kendi markalarında oluşturdukları deterjan olmuyor.
Dolayısıyla yerli bir firmayla bunu çözmüşler. Buradan ne sonuçlar çıkarabiliriz? Bir kere Türkiye'nin üretim kabiliyetleri gerçekten yüksek. Çok hızlı olaylara müdahale edebiliyor, kabiliyetlerini dönüştürebiliyor, ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. İkinci husus aslında bizim ülkemiz için, belki daha sonra tekrar konuşuruz, Türkiye'de bizim ülkemiz açısından büyük fırsatlar olabilecek konular bu Covid süreciyle birlikte gündeme geldi. Yani dünyadaki tedarik zincirleriyle ilgili kararlar alınacaksa aslında Türkiye burada çok önemli bir alternatif olarak o ön plana çıkabilir. Birçok global firmaya tedarikçi olabilir ve şirketlerimiz de buna dönük, ileriye dönük adımlar atabilirler. Bu örnekte ne gördük? Bu global firma bizim şirketimizi kendisi bulup kendisi bu ürünü ürettiriyor. Ama bizim şirketlerimizin ne yapması gerekiyor? Evet, Covid süreciyle birlikte dünya farklı bir noktaya geldi. Tedarik zincirlerinde fırsatlar olabilir. Biz yerimizde oturmamalıyız. Biz dolaşarak devletimizin de onlara vereceği desteklerle piyasada pay kapmak için büyük bir gayretle çalışabilmeliyiz. Yani Covid sürecinin özellikle üretim açısından böyle etkileri var. Biz de bunları hem firmalar açısından değerlendiriyoruz. Bu bir örnek, onlarca, yüzlerce örnek değişmeli. Böyle onlarca, yüzlerce örnek var. Bu bir örnek, kendi kendine yetebilme. Şimdi solunum cihazımıza baktığımızda... Çok hızlı oldu. Yani evet, korona şeyi başladı, biz bu aleti üretiriz dendi. Bir iki ay içinde de üretildi. Evet. Bu nasıl oldu peki? Bu aslında Türkiye'deki girişimciliğin ne kadar yüksek olduğunun ve Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ne kadar destek verdiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. 5 kişilik bir şirket, gençlerin kurduğu bir şirket, Biosis isimli bir şirket aslında mekanik solunum cihazı dediğimiz bu cihazlardan bundan daha 9 sene önce üretmek üzere yola çıkmışlar. Ve bir ürün geliştirmişler, pilot olarak üretmişler, 12 tane üretmişler ve bunu çok çeşitli hastanelerde kullanmışlar. Ama bunun seri üretimi olmamış. Yani hem Türkiye pazarına hem global pazara dönük bir üretimi gerçekleşmemiş. Covid çıktığında biz ne gördük? Dedik ki burada önemli bir ihtiyaç var, sadece Türkiye açısından değil. Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu bir ürün. Bizde böyle bir kabiliyet gelişmiş. Acaba biz bu kabiliyeti seri üretim aşamasına getirip tüm dünyaya çare olacak bir ürünü üretebilir miyiz? Bu çok büyük ve güzel bir gayret. Açıkçası... Şimdi 200 kadar mühendis bir araya geldi sonra. Biz bu şirketimizle hemen irtibata geçtik ve bunlara yardımcı olabilecek firmaları hemen bunlarla buluşturduk. Bunlardan bir tanesi Baykar. Gerçekten mühendislik anlamında biraz önce İHA'lardan bahsettik. Çok önemli kabiliyetleri olan bir firma. Aselsan yine çok önemli kabiliyetleri olan bir firma. Ve Arçelik seri üretimde, beyaz eşyada biraz önce bahsettik, önemli kabiliyetleri olan bir firma. Biz bu ekibi bir araya getirdik ve dedik ki biz size yardımcı olalım. Dünyanın böyle bir ihtiyacı olacak, Türkiye'nin de böyle bir ihtiyacı olabilir. Hadi gelin bu ürünü seri üretime geçirelim ve üretelim. Bakın nasıl bir dünyadan bahsediyoruz? Trump'ın sosyal medyadan kendi ulusal şirketlerine talimat verdiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ben size talimat veriyorum, fabrikalarınızı açın, solunum cihazı üretmeye başlayın. Dyson gibi, NASA gibi kuruluşların... Hadi biz bunu üretelim deyip bu ürünü çok hızlı bir şekilde üretemediği bir ortamda bizim firmalarımız özellikle genç mühendislerimizin gayretiyle adeta bir milli seferberlik ruhuyla çalışmasıyla bu ürünü 2 hafta gibi kısa bir sürede sadece prototipi üretildi. Pilot üretimi olmuş bir ürünü 2 haftada seri üretimden çıkararak şu anda 5000 solunum cihazı üretilmiş vaziyette. Tüm dünyaya şu anda ihtiyacı olana bedelsiz gönderiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika'da özellikle bu cihazlardan hiç olmayan ülkeler var. Onları Türkiye'nin yardımı olarak
Ama satın almak isteyenlere de ihracat yapacak şekilde bu ürünü biz üretmiş olduk. Ama o ilk dediğiniz de önemli. Yani özellikle Afrika ülkelerinde ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz gönderiliyor. Evet. Öyle mi? Ne kadar ücreti bir solunum cihazı? Yani buradan fiyat vermemiz doğru olmayabilir. Fiyatı vermeyelim. Ama oldukça pahalı cihazlar. Pahalı. Brezilya'da. Evet. Tabii şey de önemli. Yani seni tercih etmeleri değil mi? Başka tabii yerde ki. De bunun mutlaka piyasası belki var. Belki bu tweet'in bir tweet daha var. Burada göstermemişizdir. Onunla ilgili bilmiyorum kamuoyunda gündeme geldi mi. Aynı valinin başka bir sosyal medya paylaşımı var. Ve diyor ki Çin'den biz siparişimizi verdik ama bir türlü bu ürünler bize gönderilmedi. Biz bu siparişleri iptal ettik diyor. Ürün gerçekten iyi bir ürün. Yani geri dönüşleri çok güzel. Memnunlar dediğim, yani. Tabii ki memnunlar. Ve biz burada neyi gördük? Covid kendi kendine yetebilmeniz mutlaka gerekiyor. Ama bir fırsat penceresi var. Mutlaka bu fırsat penceresini de değerlendirerek dünya ekonomisinde söz sahibi olmanız gerekiyor. Bu krizler zaten bir yönüyle fırsata dönüştürenler açısından avantaj da sunuyor. Şimdi benim hani bu anlattıklarınızdan şöyle bir şey zihnimde oluştu. Hani şeker var, un var, su var, her bir şey var. Helva, yani böyle zamanlarda özellikle biz bu helvayı yapabiliriz denebiliyor. Yani Türkiye'nin bu kapasitesi işte şu az önce verdiğiniz deterjan örneğinden de ben onu anlıyorum. Biraz böyle bir araya gelmeler, ortak projeler bunları da teşvik ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki yani dediğim gibi biz katma değerli üretim için ilan ettiğimiz programlar var. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi piyasada oldukça olumlu algılanan ilk çağrımızı makine sektöründe yaptık ki makine sektörü sanayinin aslında kalbidir. Bir ürün üretmek istiyorsanız makinanız olması lazım ve Türkiye makine sektöründe oldukça dışa bağımlı bir ülke. Mesela cari açık verdiğimiz alanlarda teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle biz ihtiyacımız olan makinaları kendimiz üretebileceğiz. Bunun sonuçlarını açıklayacağız. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde raylı sistemler, ulaşım araçları, elektro, mekanik bu alanlarda da çağrılara çıkacağız. Biz burada özellikle cari açık verdiğimiz alanlarda bu programımızda neticeler alacağız. Dediğim gibi insana yatırım yapan programlarımız var. Sanayi doktora programı diye bir program ilan ettik. Nedir bu? Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan kaynağını sağlamak için biz diyoruz ki firmalara ve üniversitelere sizin ihtiyacınız olan doktora seviyesinde insanlar varsa gelin beraber çalışın, üniversite sanayi işbirliği yapın. O yetiştirilecek öğrencilerin bursunu biz verelim. Mezun olduğunda 3 yıl istihdam desteği verelim ama yeter ki bir firma daha nitelikli, daha katma değerli ürün üretmek için ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bu programla yapabilir. Bu üniversite böyle, ve iş böyle, dünyası işbirliği çok önemli aslında. Bizde çok tabii eksik kaldı ki, bu. Yani bilginin ticarileşmesi dediğimiz alan aslında bu. Dediğim gibi bunun gibi programlarla biz bu süreçleri yönetmeye gayret gösteriyoruz. Ama burada en önemli husus tabii ki liderlik. Biz bu noktalara nasıl geldik? Bu şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanlardaki dik duruşu ve talimatları çok ısrarcı talimatları olmasaydı Türkiye'de biz bu yerlilik alanındaki bu işleri asla başaramazdık. Evet, çok iyi bir takipçilik gerekiyor bu işlerde mesafe kat etmek için. Şimdi bu Covid-19 meselesiyle ilgili yerli aşı, yerli ilaç geçenlerde mesela bir yerli ilaç müjdesi diye bir açıklama yaptınız. Evet. Nedir o ilacın nitelikleri biraz anlatabilir misiniz? Biz bu salgın daha Türkiye sınırları içerisine girmeden önce TÜBİTAK çatısı altında COVID-19 Türkiye platformu diye bir platform kurduk. Ve burada bilim insanlarımıza bir çağrı yaptık. Dedik ki bu virüsle mücadelede ya da COVID hastalığıyla mücadelede aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili bir projeniz varsa,
bu işlerde kullanılabilecek bir çalışmanız varsa ama kısa sürede netice alabilecek bir çalışmanız varsa gelin bu platforma dahil olun. Biz sizin her türlü ihtiyacınızı karşılayalım, size yönlendirme yapalım ve Türkiye'de bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirelim. Sinerjiyle onlar çalışsınlar ve biz bu hastalıkla ve virüsle mücadelede dünyada öncü ülke olabilelim. Türkiye'de gerçekten çok değerli bilim insanlarımız var. Bizim bu çağrımız sonrasında bilim insanlarımızı biz bu platform altında desteklemeye başladık ve şu anda 17 farklı proje bu platform çatısı altında devam ediyor. Bunlardan bir kısmı ilaç geliştirme projeleri, bir kısmı aşı geliştirme projeleri. Geçen gün ilan ettiğimiz husus ilaç geliştirme alanında yapılmış bir çalışmanın neticesiydi. Nedir bu? Favipiravir isimli bir ilaç var. Bir favipiravir koronada kullanılıyor. Molekülü var. Bu ilaç COVID tedavisinde kullanıldığında oldukça iyi neticeler aldı. Bizim Sağlık Bakanımız tarafından kamuoyuna defalarca açıklanmış bir ilaç. Peki biz bu ilacı nasıl alıp bu hastalıkla tedavide, mücadelede kullandık? Yurt dışından biz bu ilaçları getirerek, iki farklı ülkeden biz bu ilaçları ithal ettik. Fiyatları da ucuz rakamlar değildi. Evet. Biz hastalarımız için bu ilaçları kullandık. Bizim bilim insanlarımız şunu dediler. Bu ilacın artık bir patenti yok. Yani bu favipiravir molekülünün artık patent süresi geçmiş. Biz bu molekülü kendi proseslerimizi geliştirerek, kendi süreçlerimizi geliştirerek sıfırdan kendi sentezimizde üretebiliriz bu molekülü. Böylece hem kendi sentezimizde ilacı geliştirmiş hem de dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmış oluruz. Ve bundan sonraki süreçte de belki ikinci işte salgınlardan bahsediliyor. Bu ilacın yurt dışından talebi olursa biz kendi sentezimizle geliştirdiğimiz, hiçbir bağımlılığımız olmadan geliştirdiğimiz bu ilacı yurt dışındaki onun pazarlara... Onun muadili oluyor değil mi? Onun muadili oluyor ama şimdi muadil kelimesini kullandığınızda böyle süreçler biraz kolaymış gibi anlaşılıyor. Hiç öyle bir şey yok. 27 farklı bileşenin 9 basamaklı süreçlerden geçerek tamamen sıfırdan, yani sizin elinizde bir formül yok, elinizdeki bir molekülü sıfırdan kendiniz sentezini yapmanız gerekiyor. Onlarca asistanla beraber bilim insanlarımız, Medipol Üniversitesi'nde Mustafa hocamızın liderliğinde ve bir tane milli ilaç firmamızın desteğiyle bu ürünü sıfırdan sentezleyerek kendi sentezimizle geliştirmiş olduk. O gerçekten kolay süreçler değil. Normal zamanlarda aylar alabilecek bir konuyu gene 1,5 ay gibi bir sürede bir gayretle bilim insanlarımız kendi sentezimizle geliştirmiş oldu. Ama bunun yanında çok inovatif projelere biz COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında sürdürüyoruz. İlaç geliştirme projelerimiz var. Mesela geçen gün Ankara Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Grafitsin diye bir molekül var. Bu molekülün bu virüsün hücrelere tutunumunu engellediğini bilim insanlarımız tespit etmişler. Ve bununla ilgili bir ürün ortaya koymak üzere şu anda büyük bir gayretle çalışıyorlar. Grafitsin molekülü üstüne şu anda dünyada çalışan başka bir grup var mı diye sordum. Yok dediler. Dolayısıyla yeni şeyler gelebilir. Tabii ki yeni sonuçlar alabiliriz. Aşı geliştirme çalışmalarında hayvan deneyleri aşamasına gelmiş. Hayvan deneyleri çok hızlı bir şekilde süren, belki Temmuz başında neticeleri alabileceğimiz çalışmalarımız var. Ben bunu da bilim insanları... Olumlu bir şey var mı hayvanlar üzerinde? Şu andaki yürütülen projelerin tamamı aslında çok olumlu bir şekilde gidiyor. Ve dünyayla aslında başa baş gidiyor. Öyle mi? Biz ama Oxford bilim, falan mesela biz bilim insanlarımızla konuştuğumuzda yurt dışındaki konferanslarda yaptığı görüşmelerde bizim çalışmalarımızda kendi çalışmalarının başa baş gittiklerini söylüyorlar. Bu cümleniz önemli. Yani
bendeki intiba belki yaygın bir şekilde kamuoyunda da böyledir. Biz biraz geride kaldık. İşte Oxford'dan, Amerika'dan, Çin'den hatta dün daha önde gittikleri ve hızlı bir şekilde bu işin aşısını bulacak. Çok teknik olacak ama girelim mi detaylara? Girmeyelim. Şu cümlenin sadece altını çizelim. Başa baş yani aşı üretme konusunda dünyayla başa baş gidiyor Türkiye. Burası önemli. Şu anda yani 1-2 aylık farklar belki olabilir ama çok güzel neticeler alan çalışmalarımız var. Dolayısıyla dünya ile başa baş, hatta dünyadan dediğim gibi farklı inovatif metotların, moleküllerin denendiği çalışmalarımız var. İnşallah biz bilim insanlarımızın dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyoruz. Ben şahsen çok inanıyorum. Bütün süreçleri bizzat takip ediyorum. Bazen aylık değerlendirme toplantılarına katılıyorum. Hocalarımız şaşırıyorlar ya siz bu konuyu bu kadar detaylı nasıl biliyorsunuz diye. Ama bir de çalışıyorsunuz herhalde değil mi? Normalde yani birebir takip ediyorum. Bundan çok memnun oluyorlar. Kendilerini gidip bir laboratuvarda ziyaret etmeniz onları aşırı derecede mutlu ediyor. Bu işlerde motivasyon çok önemli. Ve dediğim gibi biz onlara bir söz verdik. Dedik ki bu alanlarda ne ihtiyacınız varsa Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Hiçbir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Bununla ilgili biz gerekli her şeyi yapacağız. Bir örnek vermek istiyorum. İlk hayvan deneyleri aşamasından sonra transgenik farelerle bir takım deneyler yapmanız lazım. Transgenik fareler, acı transgenik fareler de şu anda dünyaya vermiyor bunu üreten ülkeler. Ama biz mesela şu anda bir ülkeden bunu getirebilmek için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Hatta ben şunu söyledim, gerekirse yani sorarız, bir an önce getirmemiz gerekirse uçak yollarız, bu fareleri getiririz. Yeter ki biz şu fareler hem bunlardan farklı biraz daha ama biz yeter ki hem kendimize çare olacak hem de dünyaya çare olacak neticelere ulaşabilirim. Onun için şöyle biz, bir şey ihtimali, hayali güzel bir defa da hani koronanın aşısını Türkiye buldu. Evet. Var mı bu şey? Neden olmasın? Yani şimdi siz bir aşı geliştirdiğinizde %100 bağışıklık kazandıran aşılar yok. Bazıları daha düşük oranlarda bağışıklık kazandırıyor. Belki biz ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama onlardan çok daha iyi bağışıklık sağlayan bir aşıyı en iyi aşıyı biz bulabiliriz. Belki bulabiliriz. Yani bu bir bilimsel yarış. Şundan vatandaşlarımızın emin olması lazım. Bizim bilim insanlarımızın, bizim ülkemizin kabiliyetleri asla onlardan düşük değil. Hatta bizim daha ötede kabiliyetlerimiz var. Biz bu alanlarda da inşallah dünyaya öncü olacağız. Ben buna çok yüreklilikle inanıyorum. Çok da güzel olur öyle bir şey olursa doğrusu. Şimdi şu yerli otomobili bir hatırlayalım. Evet. Arkadaşlar bir 6 ay falan oldu herhalde. Aralık sonuydu tanıtımının yapıldığı. Çok da ilgi gördü, çok beğenildi. Evet. Yani yurt içinden, yurt dışından. Genel bir konser, yani muhalefet bile beğendi Türkiye'de. Evet şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın o muhalefetin önemli bir kısmı solunum cihazlarını da beğendi. Beğendiler mi? Evet. Evet ne güzel. Yani böyle zamanlarda tabii yapıcı muhalefet herhalde önemli, kıymetli bir şey. Şimdi bu yerli otomobil konusunda ne durumdayız? 6 ay önce bir takım hedefler açıklanmıştı. 2022 mesela takvimi. Evet. Gemlik'te bir fabrika da bunun üretimi başlayacaktı. Şimdi her şey hesaplandığı gibi gidiyor mu? Yani bir 6 ay sonra tekrar geri dönüp bu yerli otomobili konusunda ne durumdayız diye sorayım ben size. Önce bir girizgah yapalım. Tabii ki biz Türkiye'nin otomobili projesini sadece bizi bir yerden bir yere götürecek bir araç üretme projesi olarak görmüyoruz. Dünyada otomotiv endüstrisi çok hızlı bir şekilde dönüşüme uğruyor. Yani 100 yıllık otomotiv üreticisi firmalar bile artık nasıl bir teknolojiyi uygulamamız lazım, nasıl bir dönüşümü uygulamamız lazım, nasıl bu değişen piyasalara adapte olmamız lazım diye çalışmalar yapıyor. Biliyorsunuz otomobil, Türkiye'nin otomobili, Türkiye'nin uzun yıllardır beklediği
bir hayaldi, bir devrim otomobili başarısızlığı ya da orada bir baltalaması vardı. Biz Türkiye'nin otomobili projesini aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi dünyada değişen otomotiv endüstrisinde bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Biz bu projeyle tabii ki akıllı, elektrikli, otonom özellikleri olan bağlantılı bir araç geliştiriyoruz ama bunun etrafındaki de teknolojileri de geliştirecek şekilde Türkiye'yi dünya otomotiv endüstrisi piyasasına sokabilecek bir proje olarak görüyoruz. Bu fırsat penceresi var. Biz doğru zamanda bu işi başlatmış olduk. Çok profesyonel bir ekiple süreci yürütüyoruz. Otomobilin özellikleri kadar tasarımı da çok beğenildi. Gerçekten herkesten güzel geri dönüşler aldık. Dolayısıyla biz bu projeyi Türkiye'nin yine bahsettiğimiz gibi katma değerli ekonomi üreten gelecekteki planlamalarında çok önemli bir yere oturtuyoruz. İhracat kalemi olarak aynı zamanda. İhracat kalemi, yurt içindeki tedarikçilerin dönüşümü, bu alanda dünyaya bir alternatif sunma, bu alanlarda da önemli bir proje olarak görüyoruz. Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Birkaç haftalık oynamalar tabii ki COVID sürecinden dolayı olabilir. ÇED raporu alındı. Şu anda zemin etütleri çalışmaları tamamlandı. Yani fabrika için. Fabrikayla ilgili. Zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma ihtiyacı olduğu anlaşıldı. Onunla ilgili şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Yok, bir satma anlamında değil. Biz inşallah çok yakın bir zamanda fabrikanın temellerinin atılmasını bekliyoruz. Tabii ki bununla birlikte otomobilin hem tasarım hem de işte tedarikçi görüşmeleri, üretim planlamaları, markayla ilgili planlamalar, pazarlamayla ilgili planlamaları da Türkiye'nin otomobili girişim grubu hızla devam ettiriyor. Oradaki çalışmalar da devam ediyor. Fabrikanın da inşallah temelleri atıldıktan sonra planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları 2,5 yıl sonra yollarda göreceğimize inanıyoruz. İnşallah Türkiye'nin otomobil projesini, Türkiye'nin otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz, yani kullanabileceğiz. Türkiye'de otomobil kullananlar şu anda dezavantajlı. Çünkü yabancı markalar, yani bazı ürünler Avrupa'da Türkiye'den daha ucuza, yani binmek için. Türkiye'de satılacak mı bu araçlar? Yani satılır mutlaka da fiyat olarak daha makul, daha yani bir avantajı olacak mı? Ekstra bir avantajı olacak mı Türkiye'deki kullanıcılar açısından? Yani bir kere Türkiye'de üretiliyor olmasının tabii ki bir avantajı olacak. Ama dünyayla rekabet edebilecek, Türkiye'deki kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek bir fiyat politika uygulamak üzere de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden işte şu fiyatta olacak, şöyle rekabetçi olacak, bunu deme imkanımız yok. Bunun içinde kullanılan teknolojilerin maliyetleri her geçen gün azalıyor. Bir de sadece otomobilin fiyatından gitmemek gerekiyor. Bu elektrikli bir araç. Bir kere yakıt maliyetleri açısından çok büyük avantajlar sağlıyor. Bunun yanında elektrikli araçlardaki parça sayısı, bunların bakımı, tamiriyle ilgili hususları dikkate aldığınızda çok daha avantajlı fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bir paket olarak baktığınızda biz inşallah... O altyapıda yapılıyor değil mi? Yani şarj istasyonları vesaire. Evet, şu anda mesela şarj istasyonları Türkiye'de elektrikli otomobiller çok yaygın olmamasına rağmen şu andaki ihtiyacın çok çok üzerinde şarj istasyonları, elektrikli şarj istasyonları çok çeşitli lokasyonlarda var. Tabii ki biz burada Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, EPDK ile birlikte bu araçlar yaygın bir şekilde piyasaya çıktıktan itibaren
gerekli altyapıyı da hazır hale getirmek üzere çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Orada bir sıkıntı olmayacak. Dediğimiz gibi yani bunun diğer avantajlarıyla beraber değerlendirmek gerekiyor. Yani siz akşam evinize sonra kullanırken tabii ki, yıllarca siz akşam evinize gittiğinizde fişe takacaksınız. Garajınızdaki fişe takacaksınız. Sabaha kadar bu şarj olacak. İşte ne bileyim normal bir arabayla kaç paraya depoyu dolduruyorsanız onun onda biri fiyata deponuzu dolduracaksınız. Öyle mi? Ya şu an bir 400 lira diyelim mesela bir depo. 40-50 liraya dolar. Öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla arabanın ilk alım maliyeti evet yüksek ama bunu kullanırken ki maliyetleri de dikkate almak biraz lazım. Biraz pahalı bir araba mı olacak o zaman? Biraz rekabetçi olmasını umuyoruz. İnşallah öyle belki olacak. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olacak. Teşvik amacıyla daha düşük vergilerle. Şu anda zaten elektrikli hibrit otomobillerde ÖTV anlamında bir teşvik var vatandaşlar açısından. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte önümüzdeki yıllarda vergilendirme anlamında nasıl kararlar alınır? Çünkü dünyada bu çevre şuuru, çevre bilinci çok fazla oluşuyor. Emisyon oranları ile ilgili çok sıkı, katı kurallar var. Bu sadece sizin ülkenizi de etkilemiyor. Atıyorum Avrupa'ya ihracat yapacaksanız sizin bir ürünü üretirken harcadığınız emisyonu artık dikkate alıyorlar. Dolayısıyla bu alanlarda tabii ki dönüşen dünya ile birlikte bizim de politikalarımızda değişiklikler olabilir. Peki. Şimdi bir başka konu soracağım size. Sanayi tabii bu süreç içerisinde ciddi bir gerileme oldu. Yani Nisan ayındaki sanayi verileri %30 çok ciddi bir rakam düştü, geriledi. Bir toparlanma var mı? Yani bu süreç içerisinde Mayıs ne durumda, Haziran ne durumda? Evet. Yani çünkü %30 ciddi bir düşüş demek sanayi açısından. Tabii ciddi bir düşüş ama bunun sebeplerini söylemiştik. Yani Türkiye'de hem iç talep hem dünyadaki talep birdenbire durdu. Yani sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vatandaşın artık para harcayabileceği bir ürün alabileceği ortamlar kalmadı. Yurt dışından dediğimiz gibi talepler tamamen durdu. Lojistik operasyonlar tamamen durdu. Aniden bir frene basma olduğu için dünya ticaretinde dolayısıyla sanayi üretimi de düştü. Evet %30'lar oranında düştü ama biz sanayiyi çok yakından takip ediyoruz. Bunu da özellikle elektrik tüketimini yakından takip ederek yapıyoruz. Biz Mayıs ayıyla birlikte yeniden toparlanma sinyallerini görmeye başladık. Haziran ayında çok ciddi bir ilerleme oldu. Şöyle söyleyelim, zaten Nisan ayı belki en kötü aydı diyebiliriz. Mayıs'ta elektrik tüketimi özellikle sanayide biraz da arttı. Haziran'ın ilk iki haftasını baktığımızda şu anda Haziran'ın ilk iki haftasında organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimi Mayıs'tan %26 daha fazla. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yani Covid öncesini yakaladık diyebilir miyiz? Onun için Mart'la karşılaştırmamız Mart lazım. Onunla karşılaştırdığımızda hala biraz daha düşük seviyedeyiz. Ama hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Bu ve hani hızlıca dibe vurup evet, hızlıca çıkması umut yani harflerle bunları tanımlamayı ben doğru bilmiyorum. Mühim olan bunu kalıcı ve sürekli bir şekilde yapabilmek, güçlü bir şekilde yapabilmek. Biz onun için özellikle son iki çeyrekte güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Hem kendi iç talepteki artışımızda hem normaldeki zaten ihracat potansiyelimizde hem de bu fırsat pencerelerini yakalayarak bu dönemde arttıracağımız ihracatımızda biz nasıl daha güçlü, daha sürdürülebilir bir kalkınmayı yakalarız, ekonomiyi yakalabiliriz. Onun derdindeyiz. İnşallah bundan sonraki aylarda bu süreç daha olumlu bir şekilde devam edecek. Şöyle bir şey sormak isterim size. Hani bu daha en başından itibaren bu post-Covid, korona sonrası dünya ne olacak, dünya ekonomisi ne olacak diye sorulurken
Türkiye'nin şöyle bir avantajı olabilir dendi. İşte Çin'e karşı hem bir güvensizlik, yani bu korona nedeniyle evet, güvensizlik, hem de işte daha yakın pazarların bu dönemlerde önemli hale geleceği söylendi. Bunun bir ışığını gördünüz mü? Yani bu bir yönelme, Türkiye'ye evet, bir yönelme görüyor musunuz o pazarlardan? Avrupa pazarlarında, dünya pazarlarından? Şimdi çok açık konuşacağım. Bu konularda samimi konuşmak önemlidir. Biz bu salgın ilk çıktığında bizim özellikle üreticilerimiz şöyle düşünüyorlardı. Bu iş sadece Çin'de kalırsa dünyada bir pazar oluşabilir, yeni fırsatlar oluşabilir. Biz bu pazarlarda çok rahat hareket edebiliriz. Hatta bununla ilgili bir takım görüşmeler yapıyorlardı. Ama ondan sonra gördük ki bu artık bir küresel salgın haline geldi ve dünyanın düzeni tamamen değişti. Şimdi neyi konuşuyoruz? İkinci dalgayı konuşuyoruz. Maske örneğini verdik. Bu bir pazar sonuçta. Maske üreticisi ülkeler var, üretemeyen ülkeler var. Burada bir pazar var. Çin ilk başta salgınla mücadele ettiği için o pazardan tamamen çekilmişti. Global salgın haline döndükten sonra tekrar toparlanmayla o pazara döndü. Biz o pazarda bir oyuncuyuz. Şimdi tekrar ikinci salgının Pekin bölgesinde yükselmesiyle doğru, birlikte tekrar o pazarda durmaya başladı. Orada bizim şirketlerimiz için bir fırsat olabilir. Dolayısıyla bu çok dinamik bir süreç. Şu anda biz bugünden yarına şöyle olacak, 2 kere 2 4 dersek aslında yani çok sağlıklı umut, bir boşu netice. Boşuna umut satmamak lazım. Umut satmamak lazım. Netice alabilmemiz. Gerçekçi olmak lazım. Çok makul gözükmüyor. Ama dediğiniz konular yok mu? Var. Evet, global firmalar Türkiye'deki şirketlerle görüşmeler yapıyorlar. Onların da kafaları karışık. Yeni modeller deneniyor. Mesela bir model şöyle diyor. En fazla 4 saat ötede mutlaka bir tedarikçinizin olması lazım. Bir kriz döneminde atıyorum işte 10 bin kilometreden değil de 4 saatlik bir yoldan bir tedarikçinizin o. Yeni modeller çalışıyorlar. Bunlar da oturmuş değil. Ama evet, firmalarımızla görüşen global şirketler var. Global tedarik zincirlerine nasıl dahil olabiliriz diye biz hem bakan arkadaşlarımızla hem özel sektörle, STK'larla toplantılar yapıyoruz. İş dünyamızı teşvik ediyoruz. Bu dönemde durmayın. Mutlaka dış pazarlara açılın. Kabiliyetlerinizi gösterin. Rekabetçiliğinizi gösterin. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreçten umutluyuz ama bugünden yarına, yarının formülünü evet, ben veriyorum dememiz mümkün değil. Ayaklarımızı sağlam evet, basarak gitmemiz sağlam gerekiyor. Sağlam basıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda yatırım iştahı devam ediyor. Biliyorsunuz yatırım teşvikleri bizim bakanlığımızla ilişkili. Senenin ilk 5 ayında 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlemişiz. Evet. Eğer bu yatırımlar hayata geçerse 110 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını öngörüyoruz. Yani hala bizim üreticilerimiz, bizim yatırımcılarımız gelecekten umutlu, yatırımlarını durdurmadan devam ediyorlar. Sanayi siciline baktığımızda yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5500 yeni firmanın, yeni üreticinin sanayi sicile kayıt olduğunu görüyoruz. Piyasaya yeni oyuncuların girdiğini görüyoruz. Organize sanayi bölgelerinde bu ilk 5 ayda 500 tane firmanın sıfırdan üretime geçtiğini görebiliyoruz. Eskişehir'deydim. Haier isimli bir global marka var, beyaz eşyacı. Mesela 500 milyon dolar ihracat hedefi olan, yaklaşık 1200 istihdam sağlayacakları bir fabrikalarının inşaat süreçlerini hiç durmamışlar. Çok hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Ocak ayında mesela üretime geçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yatırım iştahının da devam ediyor olması bize gelecek açısından umut veriyor. Umut veriyor. Ve çok kısa bir cümleyle mümkün mü bilmiyorum tabii ama bu süreç Türkiye bir türbülansa 20'den çıkacak mı? Bunu görebiliyor musunuz? Burada da samimi konuşalım. Türkiye bence bu Covid'le mücadeleyi global arenada en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok dinamik bir yönetişim mekanizması kurduk. Yani yeni gelişmelere karşı çok hızlı kararlar alabildik. Geç kalmadık. Radikal kararlar almak gerekiyorsa bunun kararlarını da cesaretle alabildik. Dolayısıyla bir türbülansa girmedik ve hızlıca artık toparlanma dönemine gidiyoruz. Toparlanma sinyalleri çok güçlü bir şekilde geliyor. Tabii ki salgının bundan sonraki süreciyle de bu ilgili. Evet, evet. Tüm dünyayı ikinci bir dalga evet. yakalarsa tabii ki orada başka tedbirler almamız gerekir ama Türkiye olmaz. Bu manada çok başarılı bir şekilde bu mücadeleyi yürüttü. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Büyükelçilerle yaptığımız toplantılarla gerçekten gıptayla konuşuyorlar. Bu süreci yönetmemiz, hiçbir sıkıntımızı, hiçbir ihtiyacımızı başka bir yere muhtaç olmadan görebilmemiz, tüm Türkiye'deki bunları... Türkiye'deki yabancı büyükelçileri diyorsunuz. Tabii ki yabancı büyükelçiler. Ya sanayi üretim oranlarından bahsettiniz. Evet, %30'luk bir düşüş Türkiye'de oldu ama bizden çok daha kötü olan gelişmiş ülkeler olduğu gibi iyi olan ülkeler de var. Bu sizin aslında üretiminizin ekonominizde ne kadar etkili olmasıyla ve bir önceki ay ya da önceki aylardaki durumunuzla da ilişkili, eğer bir karşılaştırma yapacaksanız. Dolayısıyla biz bir türbülansa girmeden hem ticari anlamda, ekonomik anlamda hem de sosyal yardımlar anlamında bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttük. İnşallah toparlanma döneminde de çok evet. daha başarılı bir şekilde devam edeceğiz. Bir dakikamız var ama şu soruyu sormadan kapatmak istemiyorum. Bu programlarda bazen kişiye özel sorular da soruyoruz. Siz hani uzun yıllar Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında başka bir görev aldınız. 2 yıldır aşağı yukarı bakanlık yapıyorsunuz. Benim bildiğim 2005'ten 2018'e kadar başka bir görev vardı. Sorum şu, hangisi daha zor sizin için? Önceki mi zor, bu mu daha zor? Kısa bir cevap. İkisi de zor ama ikisi de keyif verici. Çünkü millete hizmet ediyorsunuz. Bu çok değerli bir kavram. O olduğu zaman bu zorluklar, yorgunluklar bunların hiçbir önemi kalmıyor. Şunu da açık söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmak belki de dünyadaki en şerefli görev. Çünkü o Türkiye aşığı bir insan. Ve onun Türkiye için gösterdiği gayrete sizin de ufacık bir katkı sağlıyor olabilmeniz gerçekten çok şerefli. Yayın bitiyor mu bilmiyorum. Bitiyor, evet. Gerçekten onun siyaset tedrisinden geçmek de şahsım adıma çok değerli. Ama gayret ediyoruz. Biz görev verilince yapıyoruz. Bize bugün şu görevi yapacaksın derlerse o görevi yapıyoruz. Yarın şunu yapacaksınız derlerse o görevi yapıyoruz. Biraz dinlen derlerse dinleniriz. Bizim açımızdan görev neyse biz ona odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Kolaylıklar diliyorum. Ben size de vakit ayırdığınız ediyorum. İçin. Sağ olunuz. Efendim bu hafta Başkent Kulisi'nde Sayın Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı bizlerle birlikte oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.